adalet hukuku bir özgürlüktür. İnsana saygı duymaktır. İnsana ekmeğine saygı duymaktır. Hırsızlık yapmamaktır. Hukuk olmazsa, adalet olmazsa ülke devlet olmaz. Hak, hukuk, adalet çok önemlidir. Adalet ve hukuk insan hakları için bir kere çok önemli. Yani herkes için önemli ama bence bu ülkede olduğunu düşünmüyorum. Zaten ülkemizde herkesin hakkı yeniyor. Adalet yok, kesinlikle yok. Sağlık yok, din yok, İslam yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Adalet şu anda nerede adalet? Hepimiz işsiz güçsüz. Evimize ekmek de bile getirmiyoruz. Yani şimdi bir insan Alevidir diye işe alınmıyorsa ne edeceksin kardeşim? AK Partili değilse işe alınmıyorsa ne olacak bu iş? Adalet yok ve haksızlıklar var. En başından adamcılık var. Adamı olan yürüyüp gidiyor, adamı olmayan ise buralarda boş boş geziyor. Hep kendi akrabasını işe alıyor. En büyüğü bence işe alımlar. Ya bir ülkede 11 milyon insan işsizdir. Genç. 128 milyar dolar para kayıptır. Bu para nerede? Fabrikaya çevrilseydi. Yani bunun 28 milyarı. Hiçbir gencimiz işsiz kalmaz. Haksızlık var her anlamda. Halk çok yoksullaştı. Vergiler çok fazla. İnsanlar geçim derdini çok inanılmaz boyutta yaşıyor. Çoğu insan evine yemek bile, ekmek bile alamıyor. Belli bir noktadan sonra o yardımlar da devam etmiyor. Yani herkes kendi gücünce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben inanmıyorum. Bu anda adalet yoktur. İnanmıyorum. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, gençlik bitirmiş, eğitim bitmiş, sağlık bitmiş. Eşitlik yok yani. İnsanlar sadece kendi çevresine. Ramazan'dan önce kongreler yapıldı. Bu bir adaletsizliktir. Şimdiki millet camiye gidemiyor. Ya buraya önden gelen Ramazan. Böyle bir şey mi olur? Ya halkın bir duruş sergilemesi lazım. Seçtiğimiz insanlar adalet yerine getiremiyor. İşte o yüzden seçim olacak. Sistem değişecek. Seçim mi olur adalet? Şu anki yönetenlerde adaleti göremiyoruz. İnsanların önce uyanması lazım. Ne yaparsa yapsın uyanması lazım. Başımıza seçtiğimiz partiyi doğru düzgün bir insan götürmemiz lazım. Adaletli birini götürmemiz lazım. Hakka inanan birini götürmemiz lazım.